İşte son dakika duyduğumuz ilişkiler de olabiliyor. Mesela. Mesela? Şimdi biz Kaan Yıldırım'ı yani beklemiyorduk. Ha. Kaan Urgancıoğlu'nu bekliyorduk Pınar Deniz'in hayatında. Sağ gösterip sol vurdu. Bir de el ele konserde acaba boy niye gösterdiler ve aşklarını ilan ettiler Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. Buyursunlar. Evli eski sevgilisi Hadise'nin sahnedeki gözyaşlarıyla Kaan Yıldırım pişmanlığı ayyuka çıktı. Gözlerin çevrildiği Kaan Yıldırım'ın cevabı Hadise çıkardı. Yıldırım bir süredir birlikte oldukları iddia edilen güzel oyuncuyu koluna takıp konsere gitti. İyi akşamlar Kaan Bey. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan çaktırsın. El ele geldikleri, diz dize izledikleri konserle Pınar Deniz'le ilişkisini ilan etti. Uzun zamandır bekleniyordu bu ilişki görüntülenmeyi. Yok böyle kapak. İlk kez birlikte görüntülenen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilişkileri hakkında ne söyledi? Güzel gidiyor her şey. Güzel gidiyor her şey. İlişkilerini ilan etmelerine Hadise'nin gözyaşları mı sebep oldu? Güzel gidiyor her şey. Güzel gidiyor her şey. Bir döneme damgasını vuran Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı son yaşanan sürpriz gelişmelerden sonra yeniden gündeme geldi. Hadise Hanım'la çok güzel bir ilişki vardı. İlişki bitti. Hiç konuşmadınız. Çok sessiz kaldınız ama bir şey söylemek ister misiniz? Son kez biz sormuş olalım. Şöyle yani bunu karşı tarafın bir ilişkisi olduğu için konuşmamız hiç uygun olmaz. O ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'dan ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen Hadise, yasak aşk iddialarından sonra sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrılmak zorunda kaldı. Evlilik yolunda ilerleyen sansasyonel aşk yarım kaldı. Şoke eden ayrılıktan kısa süre sonra Hadise teselliyi Mehmet Dinçerler'de buldu. İkilinin aşkları intikam ilişkisi olarak aylarca günlerce konuşuldu. Eleştirilere kulağını tıkayan Hadise ani bir kararla nikah masasına oturdu. Hadise evlenerek geçmişe sünger çekerken Kaan Yıldırım uzun süre kabuğuna çekildi. Bu yaz güzelleri Yıldırım çarptı. Yaza hızlı giren yakışıklı oyuncu aşk orucunu bozmakta kararlıydı. Önce Hande Erçel'le kısa süreli bir birliktelik yaşadı. Hande Hanım merhabalar. Biraz konuşsaydık. Hande Hanım Kaan Bey'le yeni bir aşk mı? Ardından adı farklı farklı güzellerle kısa sürelerle anıldı. Sonunda aradığı aşkı buldu. Kaan Yıldırım'ın son iki aydır Pınar Deniz'le birlikte olduğu kulaktan kulağa yayıldı. İkili ise Urla'da yaptıkları paylaşım ele verdi. Aşk iddialarına rağmen sessizliğini koruyan ikili, Hadise'nin gözyaşlarından sonra aşklarını ilan etti. Dün akşam Harbiye'deki Melike Şahin konserine el ele gelen ikili tüm dikkatleri üzerine çekti. İyi akşamlar Kaan Bey. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan çaktırsın. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç söyleyeyim. Evet, muhabirin sorusuna gülerek karşılık veren Kaan Yıldırım'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç söyleyeyim. Evet, ama burada bir tatil yaptınız. Birkaç kelime ama alalım. Nasıl geçti tatil? Konseri izlemek için tribünde kendilerine ayrılan koltuğa oturan ikili muhabirlerin sorularına el ele cevap verdi. Tekrar merhabalar diyelim o zaman. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Güzel bir yaz geçti. Güzel bir ilişki. Hayırlı olsun yeniden. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa duygularınızı alabiliriz Pınar Hanım. Güzel gidiyor her şey. Güzel gidiyor her şey. Görüyoruz ama. Tamam o kadar. Önce birliktelikler ondan sonra saatler. Dedektik mi aslında ilişkinizin sürdük? Öyle bir şey değil. Konserin başlamasına kısa bir süre kala çift daha sonra konuşma sözü vererek röportajlarını sonlandırdı. Gördüğünüz gibi daha fazla detaylı bir şey söylemiyorum. Keyfimiz çok yerinde. Çok mutluyum sizden de. Seviyorum. Başarı başlık sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizler sağ olun. Biz yine konuşsaydık çok kısa. Hayırdır. Başka zaman konuşalım. Peki, çok yani teşekkür ederim. Tekrar hayırlı anlara şey olmasın. Sağ olun. Soldan çıkmak. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşklarını ilan edince sosyal medyada dikkatlerden kaçmayan o ses detayı oldu. Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'le birlikte olduğunun ortaya çıkmasından sonra Hadise ile O Ses Türkiye'deki diyalogları çok konuşulmuştu. Hande'den sonra Pınar Deniz'in de O Ses Türkiye'ye konuk olduğu video viral oldu. Yarışmada Pınar Deniz ve Hadise'nin arasında geçen konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu. Evet. Evet. Buyurun bomba efendim. Gibi düştü ben... bu evet. İlişki. Beklemiyorduk biz bunu. Yine bir Melike Şahin konseri. Şimdi popüler oldu ya o konsere evet. gidip görüntülenmek Cem Yılmazlar'dan evet. sonra. Evet. Acaba denildi mi? Hani biz de el ele tutuşalım nasıl olsa şimdi basın orada. Şimdi canım benim. İlan edelim. Didemciğim bu Kaan Yıldırım'la Pınar Deniz'in el ele tutuşup oraya gelmeleri çok manidar buldum ben.
Şimdi iki aydır beraberler. Hiçbir şekilde görüntü vermediler. Ve nedense böyle bir el ele tutuşup çıkma ihtiyacı hissettiler. Bence bu planlanmış bir şey. Tam da hadise hüngür hüngür ağladıktan sonra. Çünkü bundan birkaç gün önce hadise biliyorsun ki sahnede hüngür hüngür ağladı. İşte evliliğiyle ilgili sorunlar olduğu söylendi. Ondan sonra dönüldü, dendi ki Kaan'ı unutamadı. İşte doğal olarak bu çifte bu tür söylemlerden rahatsız olmuş olabilirler. Ve böylelikle de el ele çıkıp nereye de görüntü verebiliriz? Bir konsere gidelim. Hangi konser? Şu an popüler olan en çok gazetecilerin olduğu yer orası. Yani bu bilinçli bir şey, yapılmış bir şey. O yüzden de ben şaşırmadım açıkçası. Mantıklı bir ilan. Şimdi, ilan etmişler Kaan yani. Yıldırım'la Pınar Deniz'in ilişkisi yeni başlamadı. Haziran'ın sonlarına doğru başladı. İki aylık bir ilişki. İki aydan biraz fazla. 2,5 aylık bir ilişki. İşte Mayıs ayında şeyle ayrıldı. Hande Erçel'le ayrıldı Kaan Yıldırım. Mart sonunda başladı. Mayıs sonunda ayrıldı. 2 ay sürdü Hande Erçel ilişkisi. Sonra iki tane kızla gördük ayrı ayrı. Birisi Bodrum'da eğlendi. Biri İstanbul'da eğlendi o kızlarla Kaan Yıldırım. Ondan sonra da Pınar Deniz'e geçiş yaptı. Hatta Pınar Deniz ben İstanbul'da setteyim, dizi setindeyim, Urla'da yazılıyorum falan anlamında bir story atmıştı. Urla'da bir otelde beraber kaldılar. Orada da otelde de kahvaltı yaparlarken bilekliğinden, Kaan Yıldırım bilekliğinden ve gözlüğünden anlaşıldı. Fanlar Kaan Yıldırım'la Pınar Deniz'in orada olduğunu öyle şey yaptılar, keşfettiler. O zamandan beri de ilişki devam ediyormuş. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yıllardır ünlüleri takip eden bir gazeteci olarak sizler de biliyorsunuz benimle söyleyeceğime katılırsınız. Hiçbir zaman ilişki yeni başladığı vakit ilişkiyi kabul etmezler. İnkar ederler. Birlikte yakalanırlarsa kaçarlar. Ayrı ayrı yerlere dağılırlar. Şoföre bas derler. Biz çok iyi arkadaşız. 24 saat sette çalışıyoruz. Ne aşkı falan. Ama rayına oturduktan sonra, zaman geçtikten sonra, birbirlerine alıştıktan sonra, o ilişki aralarında önce kendileri kabul ettikten sonra. Ama bu çok doğal ortaya, bir şey. Evet, şimdi senin söylediğine geliyorum. Ortaya çıkarlar. Buraya el ele gelmelerin psikolojisi arkasındaki yatan neden budur. Yoksa asla ilişki 10 günlük, 15 günlük hatta bir aylık da olsa el ele insanların karşısına çık. O kadar rahatlar ki. Ama belki de Hande Erçel'le birlikteyken Pınar Deniz de Hande Erçel'i aldatıyordu bu adam. O kadar tercih rahat. Tercih yaptı bence. O kadar rahat belki de. O kadar rahat el ele. Belki de bu iş Mayıs'a Nisan'a da dayanıyordu. Yani kayıp, o kadar rahat. Sanki buradan nikah masasına gidecekler gibi rahat. Bakın bu çok iddialı söylüyorum. Çok iddialı söylüyorum. Ben aynı zamanda psikolojilerini de ünlülerin etüt ediyorum. Konuştuğum ünlülerin psikolojilerini de etüt ediyorum. Bir tecrübeli bir gazeteci olarak çok iddialı konuşuyorum. Bu ilişki öyle dünden bugünden falan başlamış bir şey değil. Yani. Yok, onu asla Kaan Yıldırım asla evlenmez. Zaten başından bir evlilik geçmiş. Evlilik adamı değil. Kaan Yıldırım bir senede Hadise, Hande Erçel ve Pınar Deniz'le sevgili olmayı başaran bir adam ya. Araya da başkalarını da soktu araya. Ondan daha hızlısı Türk Hava Yolları. Yani Kaan Yıldırım hakikaten öyle. Yani Pınar Deniz'den sonra bir başkası olacaktır mutlaka. Ben evlilik olacağını düşünemiyorum. Bir ama de burada, şu an çok mutlu görünüyorlar. Böyledir ama. Hande Erçel'le de mutluydu. Ta Londra'lara gittiler, tatil yaptılar, aşk yaşadılar filan. Bir yere daha gittiler. Bodrum'da da tatil yaptılar. Peki hiç bunun hadiseli o yorumlarıyla alakası yok mudur yani? Ya tınmaz. Kaan Yıldırım öyle bir adam değil. Tınmaz o. Kim kime geçti. Ama çok arkaya gelen bir görüntü yok, sizin hadiseden, için manidar gelmedi mi? Hadiseden sonra Çağla Şikel'e geçti zaten o Çeşme'de. İddialar bu şekildeydi. Çağla yanlış anlama. İddiaları seslendiriyorum burada. Çeşme'de Çağla Şikel'le çıktı 2-3 gün diye. Yazıldı o zaman hatırlarsanız. Yani hadisenin üzerine takılmadı. Zaten hadise nefret dolu bir story yazarak, paylaşarak bitirdi. Bittikten sonra Kaan Yıldırım'la. Peki Pınar da bir süreçte dizisi başlayacak. Yargıda oynuyor biliyorsunuz. Çok da iyi bir oyunculuğu var. Çok da beğeniliyor. Çok da hoş. Oradan patladı zaten. Kız üst üste bir sürü reklam filmleri vesaire. Şimdi bir kreasyon da çıkartacak. Tam da öyle bir zamanda el ele görüntü geldi ki dizi başlayacakken kreasyon çıkıyorken
Yok, bu zaten bunlar patlayacaktı. Menajerlerin söyleyeyim bu arada, bildiğim şeyler de var. Bu tip oyunculara direktifleri oluyor. Basında sürekli kalmaları ve daha çok isimlerini duyurmaları için bu daldan dala ilişkilerin çoğu aslında birer yönlendirme. Allah Pınar Deniz zaten patlayacaktı. Zaten patlayacaktı. Patlamak üzereydi. İsim olarak da, oyuncu olarak da, entertainment dünyasının bir yıldız adayı olarak da o kıvama gelmişti. Kaan Yıldırım'la el ele çıkması Pınar Deniz'in senin dediğin olaylara da hak veriyorum, sana da hak veriyorum. Hepsi bir bütün. Menajer de göbek atıyordur. Menajer bunu yönetemez. Menajer bu kadarını yönetemez. Ama menajerin en istediği kıvam bu. En istediği durum bu menajerlerin. Evet, Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu'yla oynuyordu. Ve önce de Aşk 101 dizisinde de Kaan Urgancıoğlu'yla iki dizi peş peşe oynadı. O saf fanları, onlar aşk yaşasınlar, çok yakışıyorlar, aşk yaşıyorlar falan. Ama Kaan Urgancıoğlu'nun da arkadaşının sevgilisiyle biliyorsunuz haberleri çıktı yani. Normal bir ilişkisi yokmuş. Hayır, Kaan Urgancıoğlu'nun. Arkadaşının ilişkisiyle beraber diye haberleri çıktı. Biz verdik hatta yazın. Doğru, yazın bunu konuşmuştuk. Pınar Deniz'le aşk yaşasa falan. Hatta o Kaan Urgancıoğlu'yla buluşuyor falan iddiaları vardı. Ama Kaan Yıldırım'la sevgili oldukları da ortaya çıkmış oldu. Bu arada bir son dakika haberi geldi. Hande Erçel de hastaneye kaldırılmış. Neden olduğu bilinmiyor ama epeydir hastanedeymiş. Sebep? Herhalde bu son yaşananlar falan üst üste geldi. Bünyesi mi düştü? Herhalde. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu an bir boğaz yolu enfeksiyonu var. Mevsim geçişlerine dikkat edin arkadaşlar. Lütfen soğuk su içmeyin. Hala yaz modundayız. Hı hı. İşte üzerimize akşamları muhakkak bir ceket, bir hırka falan alın. Hande yani, ailesiyle tatildeydi. Dönüşte hemen hastaneye mi? Hastaneye gitmiş. Sabah gitmiş hastaneye. Acil servise almışlar. Ay çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Nişantaşı'nda bir hastanede olduğu ve uzun zamanda içeride kaldı. Belki de olan bitenlere üzülüyordur. Bunlara falan da üzülüyordur. Yok ya, üzüldüğünden değil de Bilal Beyciğim. Belki de öyle üzülüyordur. Belki de bağırsanlığı bozdu. Belki grip bak, oldu. Ama Hande Erçel hiçbir zaman bu Kaan Yıldırım Hande Erçel'in elinden tutup da Çıkmadı. Öyle bir aldı, şey olmadı. Aldı. Esrarengiz bir tatil yaptılar. Sonra da ikisi de inkar etti. Arkadan dönük bir fotoğraf. Bir erkek seninle beraber oluyor. Tatile gidiyor. Sonra dönüyor ki biz arkadaştık zaten diyor. Bu da bir oyuncu ya. Pınar Deniz de bir oyuncu ya, değil mi? Onlar şimdi bu şekilde olabilir vallahi bilen. Her şey olabilir ya. Yani. Ay siz nelere bakıyorsunuz? Yok ama öyle. Ben hadiseyle de bir sene boyunca aşk yaşadı bu Kaan Yıldırım. Ama bir yan yana böyle çıkmadı. El ele içi çıkmadı. Hiç Allah el ele Allah, çıkmadı. Çok ilginç. Pınar Deniz'de ne bulmuş olabilir? Hadiseyle de el ele çıkmadı. Pınar Deniz'de ne bulmuş olabilir? Bana bu görüntü çok nispet geldi. Bana da değil mi? Sıfır samimiyet, özür dilerim. Yani ben bakarken göremedim. Planlanmış. Yakışıyorlar mı? Evet, yakışıklı bir çocuk, güzel bir kız, güzel meç olmuşlar. Okey, burada tamamız. Ama bu görüntü özellikle verildiğini düşünüyorum. Tabii canım, hadiseden sonra, hadisenin ağlamasından sonra. Bütün ilişkilerinde de çok iyi gidiyor, çok iyi gidiyor diyor. Hepsinde de çok iyi gidiyor diyor röportajlarda. Hande Erçel. Tamam. Ay diyor ki, hayır. Kaan'a soruyorlar nasıl gidiyor ilişkiniz? Çok yolunda gidiyor yolunda diyor. Yolunda olduğunu görüyoruz zaten. Bayağı yolunda ama yol alamıyor daha doğrusu. Belli bir yola kadar gidebiliyor. Belli bir yoldan sonra Kaan Yıldırım. Mesela bir kadın olarak sana güven veren biri mi Kaan Yıldırım ilişki olarak? Şimdi bak, ben neye bakarım? Ben her zaman söylüyorum. Bana da güven vermiyor bir erkek olarak. Değil mi? Benim hayatıma girecek olan bir erkeğin önceki ilişkilerindeki backgroundlarına bakarım. Evet. Kadına nasıl davranmış, nasıl ayrılmış. Mesela hadiseyi seversin, sevmezsin. İlişkisinde hatalı bulursun, bulmazsın. Ama gerçekten hadisenin kalbini çok kırdı o konuda. Hadisenin arkasında duramadı. Ama durmak istemedi. Hadisenin işte yaptığı az şey mi? Hayır, ne olursa olsun ya. Yani hadise ona... Hatalar hepimiz için Bilal Beyciğim.
Hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Öyle atamamaz ya. O çok büyük neyse, onu, o konu o değil. Çok ben yoktu. Şeye bakarım. Bir sen kadının, oraya getirdin. Ben bir kadının, sen oraya getirdin. Ben bir kadının konu bir erkeğin arkasında nasıl ya. Durduğuna bakarım. Bir kere sen Hadise bekar, sen bekarsın. Bir sene niye sen bu işi yok benekli köpekleriyle sübliminal mesajlar vermeler, bilmem neler. Arkasında ya durmadı bu gibi, ilişkinin diyorsun. Adam gibi çıkarsın derse ki ben bu kadını seviyorum arkadaşım. Beraberim dersin ya. Peki